Bir JPEG dosyası kaç milyon dolar edebilir? Özgür sanatçının yolu NFT'den geçiyor. Blok zincir sanata el atarsa. Bir önceki videoda blockchain ya da Türkçe deyişle blok zincir teknolojisini anlatmıştık. Biraz akıllı kontratlar, biraz da kripto paralar derken blok zincir üzerinden bambaşka bir dünya açan NFT'leri de ayrı bir videoda anlatmak istedik. Bu videoda son zamanlarda birçok alanda kendini gösteren NFT'lerden bahsedeceğiz ve sadece bir JPEG dosyasının nasıl milyonlarca dolar edebileceğinden. Önceki videoyu izlemeyenler için blockchain'in ne olduğunu kısaca hatırlatalım. Blockchain bir bilgi saklama biçimi, birbiri ardına gelen yani bir zincir şeklinde olan bloklarda verilerin tutulması ve saklanmasına blockchain ya da blok zincir diyoruz. Bu bloklarda birçok derken milyonlarca bilgisayarda bilgiler kriptografi ile saklanıyor ve merkeziyetsiz bir sistem kuruluyor. Yüz milyonlarca bilgisayar sisteme bağlanarak karmaşık matematiksel hesaplar yardımıyla bilgilerin doğrulanmasını yapıyor. Böylece bir merkeze ihtiyaç olmadan veriler doğrulanıyor, işlemler yapılabiliyor. NFT'ler de tam olarak bu sistemin bir parçası olarak dijital verilerin güvenli bir şekilde saklanmasına ve paylaşılmasına izin veren blok zincir ekosisteminde benzersizliğini koruyabiliyor. NFT, Non-Fungible Token teriminin kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçe'ye çevirirsek değiştirilemeyen token diyebiliriz. Fungible yani değiştirilebilir tokenlar Bitcoin gibi takas edilebilir, bölünerek kullanılabilir birimler için kullanılırken Non-Fungible değiştirilemez tokenlar yani NFT'ler benzersiz ve her biri kendine özgü bir değere sahip. Tıpkı altın gibi az olan ya da tek olan NFT'ler daha fazla insanın dijital varlıklara yatırım yapmasıyla değerlerini arttırıyor. Değerleri arttıkça yatırımcıları daha da çok kendine çeken NFT'lerin böylece önemi de artıyor. NFT'ler birçok farklı alanda kullanılıyor. Bunların başındaysa kültür sanat endüstrisi geliyor. Sanatçılar, müzisyenler ve dijital yaratıcılar dijital eserlerini NFT olarak satışa sunuyor. Bu da eserlerin orijinalliğinin doğrulanabilmesi ve alan kişinin sahipliğinin kanıtlanmasını sağlıyor. Yani kısaca NFT olarak bir JPEG dosyası alsanız da o sadece sizde oluyor. Tıpkı çok ünlü bir yağlı boya tablo gibi. Örneğin Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu düşünelim. Yıldızlı Gece'nin farklı kalitelerde de olsa yağlı boya kopyalarını satın alabileceğiniz gibi dijital kopyalarını da satın alıp bastırarak duvarınıza asabilirsiniz. Fakat bunların hiçbiri orijinal sayılmayacak. Eğer Yıldızlı Gece'nin orijinalini almak isterseniz milyonlarca hatta belki de yüz milyonlarca dolar ödemeniz gerekecek. NFT'ler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdiye kadar satılan en pahalı NFT'lerden biri olan ve 69.3 milyon dolara satılan Everydays The First 5000 Days sadece bir JPEG dosyası olsa da NFT olarak satın alan kişi bu dosyanın orijinaline sahip olmuş oluyor. Yani bu JPEG sizin bilgisayarınızda da bulunabilir. Bastırıp duvarınıza da asabilirsiniz. Ama bunlar bir kopyadan öteye gitmiyor. Evet, bildiniz. Yıldızlı Gece gibi. Blok zincirin kriptografi yardımıyla sağladığı sistem bu orijinalliği sağlıyor. NFT'lerin sanat dışı alanlardaki kullanımının en büyük örneği ise oyunlar. Değiştirilemez olmaları sebebiyle özellikle oyun dünyasındaki koleksiyoner parçalar için oldukça kullanışlı. Bazı oyunlar özel itemleri NFT olarak sunarak oyuncuların öğeleri koleksiyon olarak toplamalarına ve hatta ticaret yapmalarına olanak sağlıyor. Bu da elbette hali hazırda oldukça büyük bir pazar olan oyun dünyasında ek bir ekonomik alan daha yaratıyor ve oyuncuların sahip oldukları dijital unsurların değerini arttırıyor. NFT'lerin bir başka önemli kullanım alanı da müzik endüstrisi. Tıpkı dijital sanatta olduğu gibi müzisyenler de NFT'ler aracılığıyla müziklerinin orijinal kopyalarını satarak müzikseverlere hem özel bir deneyim hem de orijinal bir kopyaya sahip olma şansı veriyor. Ayrıca NFT satışlarıyla müzisyenler de ekstra finansal bir kaynak yaratabiliyor. NFT'lerin sanat ve tasarım alanlarının dışında da varlıkları kendini gösteriyor. Bunun en iyi örneklerinden biri ise gayrimenkul sektörü. Bazı şirketler sahte belgelerin önüne geçmek ve işlemleri daha güvenli bir şekilde yapabilmek için gayrimenkulleri NFT olarak sunabiliyor. Tabi hepimizin çokça aşina olduğu bağış toplama organizasyonları için de NFT'ler oldukça kullanışlı. Belli bir sebep için bağış toplamak isteyen kuruluşlar NFT'lere gittikçe daha da çok başvurur oldu. Böylece katılanlar orijinal eserleri toplarken ihtiyaç sahiplerine de yardım etmiş oluyorlar. Aslında insanlık olarak dijital dünyadaki varlığımız arttıkça parasal değeri olan dijital varlıklara, dijital koleksiyon unsurlarına ilgimiz de artıyor. Bu da NFT'lerin giderek daha da değerlenmesine, daha fazla alana girerek varlıklarını iyice
iyice göstermelerine olanak sağlıyor. Elbette kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar da NFT'leri etkiliyor. Bu da yatırım aracı olarak görülmelerinin başka bir sebebi. Peki sanat meselesine tekrar dönecek olursak, sanat için NFT ne anlama geliyor? Bu kısım biraz daha çetrefilli. Sanat dünyasında da, sanatseverler arasında da birçok tartışmaya neden olan bir konu. Kesin olan bir şey varsa o da NFT'lerin yarattığı etki sanat ve kültür dünyasını da değiştiriyor. Özellikle dijital sanat için. NFT'ler sayesinde dijital sanatın ticarileşmesinin önü açılmış oldu. Dijital sanatçılar eserlerini NFT'ler aracılığıyla satabiliyor ve böylece özgün bir işin varlığı doğrulanmış oluyor. Bu orijinal ürünün karşılığı da bu şekilde kazanılabiliyor. Bunun yanında NFT'lerin sanat eserlerini yalnızca bir yatırım aracına dönüştürdüğünü, sanatın gerçek değerini ve anlamını kaybettiğini savunan eleştirmenler var. Karşıt görüşe göre ise NFT'ler, sanat eserlerinin dijital dünyada daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve sanatçıların eserlerinin orijinalliğini korumalarına yardımcı oluyor. Ayrıca NFT'ler sayesinde sanatçılar eserleri ve bunların satılması konusunda daha fazla kontrol sahibi olabiliyor ve sanat eserlerinin ticarileştirilmesinde daha fazla söz sahibi haline gelebiliyor. Kısaca NFT'lerin popülerleşmesi sanat için farklı anlamlara gelebiliyor. En başta dijital sanatın tanınması ve bu sanat eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından önemli bir fark yaratıyor. NFT teknolojisi sanatçıların dijital sanat eserlerini benzersiz hale getirerek ve kriptografi olarak imzalayarak dijital sanatın orijinalliğini garanti altına alıyor. Bu da dijital sanat eserlerinin müzayedelerde veya sanat galerilerinde kolaylıkla ve daha güvenilir olarak satılabilir hale gelmesini sağlıyor. Diğer yandan NFT teknolojisinin sanatın ticarileşmesini teşvik edeceği iddia ediliyor. Ayrıca NFT'ler geleneksel sanatın yarattığı fiziksel bağlantıyı ortadan kaldırdığını ve sanat eserlerini sadece dijital bir forma indirgediği düşüncesi de tartışmalara yol açıyor. Videonun sonuna gelirken bizim de sizinle tartışmak istediğimiz son bir soru daha var. Sizce NFT'ler sanatı ya da sanatçıyı özgürleştiriyor mu? Bu soruya bizim yanıtımız büyük oranda olumlu. Çünkü öncelikle NFT teknolojisi sanatı özgürleştiriyor ve sanatçıların daha fazla kontrol ve gelir elde etmesine olanak sağlıyor. Geçmişte sanatçıların eserlerinin orijinalliği ve sahipliği konusunda güvence sağlamak için geleneksel yöntemler kullanmaları gerekiyordu. Bu yöntemler arasında sertifikalar, noterler ve avukatlar gibi üçüncü parti hizmetler yer alıyordu. Blok zinciri anlattığımız, bir önceki videoda da vurguladığımız gibi blok zincir teknolojisi, usulsüzlüğe daha açık olan, daha yavaş ve daha pahalı olan bu üçüncü parti hizmetleri ortadan kaldırmak, NFT'lere ve dolayısıyla sanatçılara da birçok avantaj sağlıyor. Sanatçılar ayrıca eserlerinin takip edilebilirliği ve telif haklarının korunması için de daha fazla kontrol sağlıyor. Her ne kadar NFT teknolojisi sanatın ticarileşmesi konusunda eleştirileri üzerine çekse de sanatçıların daha özgür ve bağımsız bir şekilde çalışmalarına olanak sağlamasıyla sanat dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaratıyor diyebiliriz. Yine bir sürü soruyla karşınızdaydık. Siz de tüm bu tartışmalara bakışınızı, yeni fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.